Merhaba arkadaşlar. Evet, size harika bir yarış sürprizim var. Türkiye'nin en zor yarışlarından biri. Tam boost bir yarış. Boost Race geliyor değil mi abi? Boost Race İstanbul 24 geliyor. Kerim abi biliyorsunuz Boost Camp'ten zaten son 4 gün bizi mahvettiniz vallahi. Ne güzeldi Boost Camp. Daha ya. Yeni geldik. Aynen ya. Yeni geldik. Yeni toparlamaya başladık ve şimdi de hemen bir zaten o zaman da söylemiştik bir yarış sürprizi var demiştik. O zaman sürpriz halindeydi. Şimdi de efsane bir yarış geliyor arkadaşlar. Öyle şu ana kadar düşündüğünüz yarışların hepsini unutun. Bambaşka bir şey olacak. Şimdi Kerim abi onu anlatacak. Nasıl evet. Bir şey yapacağız abi? Şimdi yarıştan önce ben biraz hani nereden buraya geldik ondan bahsedeyim. Aynen. Aslında bu yıllar önceden bir hayalim dediğim. Daha öncesinde de Türkiye'de bunu yapılmaya çalışıldığını da biliyorum da demek bize kısmet bir şey dediğim. Bundan sanırım 8 sene önce biz gidecektik. İşte sevgili Fatih, Burak, bir arkadaşlarımızla beraber Le Mans'a gidecektik. Le Mans 24 saati. Maalesef işte bir arkadaşımız sakatlandı ve erteledik. O yüzden hep işimde kalmıştır böyle bir 24 saat yarışı olsa. Diğer taraftan da Türkiye'yi düşünüyorum. Bu kadar güzel niye biz yapmıyoruz falan derken. Bu arada işte demin 24 saat dedi ya. O 24'ün anlamı arkadaşlar. Yarış 24 saat olacak. Şimdi bunu da bir söyleyelim. Biz biliyorsun buz kampları yapıyoruz. Bu sene 3. yılımız. İlk defa da bu sene işte senin de katıldığın üzere geçen hafta Kapadokya'yı yaptık. İnşallah Antalya'yı yapacağız ve hani sene boyunca da bunları büyütüyoruz. Buz spor organizasyonu olarak bu organizasyonları yapıyoruz. Ve planımızda da bu sene buz kampları yaparken buz race serisini başlatmak vardı. Bunun da ilkini İstanbul 24 Saat Boost Race olarak başlatacağız. Ve bunun planlamasını işte sene başından beri yapıyorduk. Evet. Amacımız her zaman farklılaşan yarışlar yapmak. Hep bir yenilik getirmek. Bunun da ilki 24 Saat yarışıyla olacak. Evet. Şimdi bu yarışın bizi heyecanlandıran kısmı aslında tabii ki 24 saat olması ve formatı. Ama onunla beraber aslında 3 tane bacağı var. Bir tanesi hani bu organizasyonu yapmak belki ama diğer tarafı da İstanbul'un kendisi. Evet. Yani bizim özellikle benim her zaman arkasında olmaya çalıştığım konu hep bir Türk markası yaratmak, Türkiye'yi yurt dışına tanıtmak. Hani yurt dışına gidiyoruz çok güzel yerlere ama o kadar güzel ki hani bizim coğrafyamız, bizim yollarımız. O yüzden tam tersi buraya gelinsin, burası merkez olsun. Bütün projelerin altında aslında bu var. Aynen. Harika yarışlara gitmek için o kadar uçak bileti almayalım, yapmayalım. İşte, onlar gelsinler. Kıranı kimse bilmiyordu. Aynen. Yani şu anda herkes kıranı kırmaya gidiyor Marmaris'e. Evet. Yani o cenneti gördü der ki, yurt dışı da Strava'dan bile gördüğü zaman ilgilerini çekiyor. Burası neymiş diyorlar. İşte drone'da ilk görüntüsünü gösterdik. Biz burayı mı çırmandık diyor insanlar. Bunlar çok heyecan veriyor. Benzer şekilde İstanbul hani zaten çok güzel bir şehir. Bir çekim, bir cazibesi var. Bunu Formula 1 gibi Intercity İstanbul Park'ta olacak. Böyle bir lokasyonda, böyle bir şehirde yapmak bence çok büyük bir ayrıcalık. Aynen. O yüzden biz de bunu gerçekten çok yüksek kaliteli ve standartta yapmak için bütün çabamızla girişmiş bulunmaktayız. Evet. Formula 1 pistinde olacak işte arkadaşlar. Evet. Yani 200 kilometre, 300 kilometre ile gidilen bir yerde biz yarışacağız. Bisiklet yarışı olacak orada. Harika bir. Intercity'nin özelliği de aslında İstanbul Park'ın özelliği de en zor formüle pistlerinden bir tanesi. Hiç öyle formüle hani sürmüşleriniz vardır belki ama bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul dünyanın da sayılı formüle zorluktaki formüle pistlerinden elevasyon var. Evet. Dolayısıyla dümdüz bir track değil. O yüzden aslında bence bisikletçi için bu iyi. Sert çıkışlar da var. Ama bayağı kuvvetli inişler de var. Ki ben hep sevdiğim zaten parkurlar onlar. Düz bir parkurda arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Sürekli çevirmek zorundasın. Yani hiçbir zaman duramazsın. Öbüründe tırmandığın zaman onun inişi var. O zaman nabzın yerine geliyor. Böyle bir bacakların rahatlıyor. Hem böyle farklı kas grupları da çalışmaya başladığı için de aslında o dağılım daha da yararlı da oluyor. Şimdi hikayeye geri dönmek gerekirse bunun İstanbul'un sahiplenmesi çok önemliydi ve bizim bu hani bir gerçekten global bir marka yaratma motivasyonumuz ve heyecanımızı kiminle paylaşsak gerçekten aynı şekilde karşılığını aldık. O konuda çok şanslı olduğumuzu da düşünüyorum. Hem yarış arkadaşlar hem de kurumlar ve markalar tarafında. Federasyon tarafı hani il temsilcimizden müdürlüğüne, federasyon başkanına kadar konuyu zaten yine aynı heyecanla paylaştı. Ve daha ilk yılımızdan üstünde görüyorsunuz Türk Telekom isim sponsoru ana sponsorumuz olarak işe girdi ve elini taşın altına koydu. Biliyorsun biz bu camplerde bu sene başlayan işbirliğimizde Türk Telekom Prime olarak ana sponsorluğunda başladık ve hani bu işbirlikleri de aslında
projeler tekrarladıkça, zaman geçtikçe daha da verimli ve keyifli oluyor. Evet, İki marka birbirini tanımaya başlıyor. Daha olayı ve tanıyor, ve detayları biliyor. Biz kitleyi çok iyi biliyoruz, bisikleti iyi biliyoruz. Oradaki detayları yapıyoruz. Olay sadece hani başlıkları koymak olmadığı için. Oradaki tabii bütün arkadaşlarımızın motivasyonu gerçekten beraber binmek ve gelen katılımcılarla onu yaşamak olduğu için çok farklı bir atmosfer oluyor biliyorsun. Evet. İnşallah burada da bunu daha büyük bir skalada yaşayacağımızı inanıyoruz karşılıklı. Dolayısıyla hani bunda isim sponsorda olduğu için Boost Race'in ilk serisinde Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boost Race olarak başlamış bulunuyoruz. Bayağı boostlamaya başlayacağız yani. Evet. Yani zaten Boostcamp'te de öyledir. Etrafımızda sürekli boosterlar var. Onlar sizi gaza getiriyor ve burada da zaten öyle şeyler olacak sanırım. Spor biraz ondan ibaret. Yani kendi içinde hep böyle bir şey vardır. Kimisi böyle çok söyler ama söylemeyen bile içinde vardır yani biraz daha. Dolayısıyla biz de ona yardımcı oluyoruz diye. Aynen. Şimdi biraz yarışın formatına gelelim. Evet. Yani şimdi herkes onu merak ediyor. Bu nasıl bir yarış olacak? 24 saatlik bir yarış ve yani bir kişi mi yarışacak? Nasıl şöyle, bir şey olacak? 24 saat boyunca uyumak yasak. Çevirmesi gerekiyor diye tabii. Bu bir takım ama yarışı. O günlerde olabilir belki. Ya buna talip olan var. Var değil mi? Var var var. Hatta sola yarışıp böyle bir şeyi yapmak isteyen inanamayacağın kadar çok biz şey aldık. Ama ilk sene bunu yapmayacağız. Ama gelecek senelerde yine örnek vermem gerekiyor. Çünkü bizim karakterimizi oradan aşağı yukarı katılımcılarımız biliyor. Hep söylediğimizin üzerine hep sürprizler koyarak her kampta üzerine koyarak ilerliyoruz. Aynı şekilde yarışlarımızda da öyle olacak. Buna emin olabilirsin. İlk senemizde yani bu Ağustos 21-22'de olacak yarışımızda 2, 4 ve 6 kişilik takımlar halinde yarışılacak. Takımlardan sadece bir kişi pistte olacak. Diğerleri pit alanında bekliyor olacaklar. İster beklerler, ister uyurlar. Tabii. Onlara kalmış. Yani uyumak yok dedik ama orası şakaydı. Dolayısıyla ve ne kadar süreceği, ne zaman süreceği tamamen takım stratejisiyle alakalı. Aynen. İster 4 saat sürüp değiştirirler, ister 10 dakikada bir hani tur 10 dakikada atan 12 dakikada atan da olur diye öyle söyledim veya yani yarım saatte bir de değiştirebilirler. Bu tamamen takımların kendi stratejilerine bağlı olarak serbest bırakılmış durumda. Takımların Formula 1'i yine bilmeyenler için söyleyeyim. Aynı Formula 1 setup'ı gibi aslında. Pist alanında bir start finish noktası ve onun da bir pit alanı var. Start finish'e girmeden önce pit alanına giriyorsunuz ve orası 300 metrelik bir pit alanı. Yarış pistinin tamamen ayrılmış bir alan. Bu pit alanına garajlar açılıyor normalde Formula 1 arabaların, bu hani videolarda gördüğünüz arabaların yanışıp servis gördükleri yer. Orası pit alanına giriyor. O pit alanında servis gördükten sonra arabaların çıktığı, yani bizim de çıkacağımız pit çıkış alanı var. Bu da start finish kısmının daha ilerisinde giriyor. Yani aslında aynı mesafeye giriyor ama paralelinde girmiş oluyor ve hiçbir şekilde pist alanından hani şeylerle, bariyerlerle ayrıldığı için de giremiyor. Dolayısıyla yarışan sporcu pit alanına girmeye karar verdiğinde pit kapısından giriyor. Kendi her garajda takımlara biz önceden tahsis ediyor olacağız. Yani takım girdiği zaman kendi nerede olacağını biliyor olacak. Ve garajda belli bir alanı kendi eşyalarını bırakabilecekler. Değişimini de pit alanından girdikten sonra hani bunu 300 metre ve garajlar halinde düşünün. Her garajda belli sayıda insan olduğunu ve o garajdan çıkıp kendi önünde orada bir yeşil çiz. Bunların hepsi teknik toplantıda anlatılacak ama hani biraz doğasını anlamak için anlatıyorum. Yeşil bir çizgi var pit alanı boyunca. O yeşil çizgide değişim olacak. Abi. Değişim nasıl olacak? Her kişide ayrı çip olacak. Her kişinin çip değiştirmeyecekler. Çip değiştirmiyor. Herkesin kendi süresi olacak. Bir yarış bilekliği olacak. Böylelikle şeyi de görebileceksin. Ben kaç saat sahada kaldım onu görebileceksin. Doğru. Zaten bu aslında bir bayrak yarışı gibi bir şey. Takım yarışı dediğimiz o. O bileklikle yarışacak. Ben geleceğim diyelim. Sen diğer arkadaşımsın girecek olan. Geleceğim. Bilekliği sana vereceğim. Sen o bilekliği binip yarışa gireceksin. Bu şekilde bir değişim de olacak sürekli. Diğer arkadaşlar da bu pit ve garaj alanında olacaklar. Yarışın formatı bu şekilde. Her takıma 2 kişilik takımlara 1, 4 ve 6 kişilik takımlara da 2'şer booster hakkı veriyoruz. Bu booster sadece takımın yardımcısı olarak geliyor. Çünkü bu aslında fizikselden çok mental bir yarış. Yani ona tabii ki adrenalin ve o heyecanda çok daha farklı duygular yaşıyor olacağız ama bir nihayetinde yorulma baş gösterecek ve hani o orada yemeğini hazırlaması, gelmesi, belki ısındırması, hani bu eşi dostu olur, antrenör olur varsa hani gibi hani
seçebileceği bir destekçisi diyelim. Çünkü bu yarışın aslında güzel tarafı, hani benim de eşim çocuğum geliyor yarışlara, yol yarışlarına girdiğimizde startta bir merhaba, görmüyor bir, de. Bir daha finişte merhaba oluyor. Burada 24 saat boyunca yanındalar. Ki muhtemelen orada bir de eğlence alanı gibi bir şey olacak. Onlar sıkılmayacaklar. Şimdi oraya geleceğim. Geniş bir expo alanı var. Orada da birçok aktivasyonlar ve şeyler olacak. Ayrı bir programı olacak. Şimdi aslında şu format şöyle. Yarış pisti var, pit alanı var, garajlar var ve de expo alanı var. Bu garaj kısmına sporcu dışında ve de booster dışında, o yüzden söyledim, kimse giremiyor. Bu sadece sporculara ait. Expo kısmında da seyirciler oluyor. Onlar aynı zamanda balkondan da yarışta izleyebiliyorlar. Dolayısıyla tabii sporcular çıkabiliyor istediği zaman. Dolayısıyla hani eşiyle dostuyla sabaha kadar beraber olup onun heyecanını yaşayabilme şansı var. Süper. Yani beni bu çok heyecanlandırıyor, sürekli yanında o insanlar. Bu booster arkadaşlar da dediğim gibi onlara yardımcı olmak isteyen. Yani zorunlu değil ama böyle bir hak da var. Dolayısıyla böyle bir atmosfer içinde olacak. Süper valla. Yani orada hem yarışıp hem eğlenip. Çünkü bu yarışın belli bir kilometresi de yok. Benim anladığım kadarıyla. Yarış derecelendirmesi mesafeyle olacak. En fazla tur atan. Mesafeyi kat eden olmuş olacak. Yarışın finişi aslında ne anlatmakta fayda var. Yarışın genelde artı bir diye tabir ediliyor. Eğer yarışın ilk 24 saat bittiğinde, aslında yarış bitiyor. Evet. 24 saat yarış bittiğinde en öndeki kişinin turu tamamlaması bekleniyor. Dolayısıyla en öndeki turum tamamlayıp arkasından da diğerlerin tamamlandığında bir daha tur atamıyorlar. Yarış bittiğinde eğer o kişi ilerideyse önceki zaten turu bitirmiş oluyor. Bir daha tur tamamlanmıyor. Şeklinde bitecek. Tabii burada o gece kısmında ben biraz bize gelen sorulardan da ekleyerek de yapmaya çalışıyorum. Tabii bu işin bir gece kısmı var, uyku kısmı var falan gibi şeyler gelecek. Hani o adrenalinle ne kadar uyunu bilemiyorum ama bunun içinde yani hem garaj alanı zaten sporculara ait. İstedikleri gibi hani şezlong, mat gibi şeyler getirebilirler. Hani o ayda uyku tulumu ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Ama şişme yatak mesela. Aynen, şişme yatak yani. Tabii. Onların hepsi gelebilir. Çadır kurabilir belki. İçeride kuramıyor. Zaten kapalı bir yer orası. Kapalı zaten. Bir yer. Orası tamamen kapalı. Ama bizim çadırlarımız olacak. Hatta bu noktada yine önemli bir sponsorumuz MG Otomotiv de bizim sponsorlarımızdan bir tanesi. Orada da bir onun çadırı olacak. Ve büyük bir çadır bu ve hani Covid kurallarına göre kapalı alandaki sınırlı sayıya göre içerisi öyle düzenlenecek. Aynen öyle, sınırlı sayıda alınacak. Orada gidip, orası kalıcı değil, bütün sporculara özel olacak, hani expo'ya da açık değil. Gidip orada kendi işte matını serip istirahat edip yarım saat, bir saat, iki saat, ondan sonra çıkacak. İçerideki sayıyı da biz kontrol ediyor olacağız, sınırlı sayıda olacak. Oranın sessizliğine önem vereceğiz. Hani içeri girip orada bir şey yapayım gibi değil. O gerçekten dinlenme alanı olmuş olacak gibi bir formatımız olacak. Yani biz heyecanlıyız çünkü ilk defa yapıyoruz. Ve dediğim gibi işte hep üzerine koymaya çalışıyoruz. Sadece hani o formatı uyarlayalım değil. Başka ne olabilir, başka ne olabilir diye böyle yine birçok sürprize karşılayacağız herhalde. Aynen. Zaten herkesin de ilk defa deneyimleyeceği için oradaki taktikleri çok iyi belirlemek lazım. İşte o takımda kaç kişi, ne kadar süre yarışacak. İşte belki bir kişi daha yükü alacak ama sonda biri daha hızlı çıkacak falan, bir sürü böyle şeyler var. Yani bu da aslında bir hani her sene yarıştıkça biraz gelişecek bir şey. Hani ama araştıranlar hemen tabii onları yakalıyorlar. 15 dakikada değişen, sürekli redline'da giden takımlar da var. Hani o biraz ne kadar kompetitif ama draft serbest. Bu da gelen bir soruydu, onu söyleyeyim. Draft serbest. Dolayısıyla yani pelotonda, hızlı pelotona belki takılınır. Takılamadığı zaman değişir gibi şeyler olabilir. Tabii öyle olunca çok daha avantajlı oluyor. Evet. Bayağı bir yani, çünkü bir draft'a girdiğiniz zaman yaklaşık %30 falan bir kuvvet tasarrufu sağlıyorsunuz arkadaşlar. O da sizin uzun sürüşler için faydalı. Çünkü o pelotondaki kimin kaçıncı tur olduğu belli olmuyor herhalde değil mi? Peki o bir yerde size yazılı olacak mı? Yok, belli oluyor. Orada anlık olarak biz bunları ekranlara vereceğiz. Ve garajlarda bu ekranlar var. Yani o yüzden hani kalan takım da kendi şeyini görüyor olacak. Süper. Pistin, çok heyecanlı oldu. Evet. Bu şu anda pistin, çok heyecanlı oldu. Pistin en hızlısına da ayrı bir ödül verilecek. Dolayısıyla peki, bağımsız olarak, tek tur olarak. Peki bunun canlı yayını olacak mı abi? Canlı yayını olacak. Yani canlı yayını olacak. Güzel işte, bir ortam ve her yere kamera konulabilecek bir yer. Canlı yayın hani hem YouTube'dan olacak hem de ODTE'ye biz şeyle beraber gene sürpriz. Evet. Yine bir sürpriz de. Ve bu arada tabii her yer ışıklandırılacak arkadaşlar. Yani evet. Bu önemli bir şeydi. Önemli bir şey. Belki tanıtım filmimizi görmüşsünüzdür. Orada biz hani hem sabah çektik hem de gece çektik. Formüle sürmek çok keyifli. Evet.
Ama gece sürmek bir başka. Yani onun şeyi gerçekten başka. Ha. Ve biz ışıklandırıyoruz orayı. Yine de hani şimdiden gelecek arkadaşlara duyuru olmuş olsun. Ön ve arka ışık zorunlu geceliğin. Evet. Çünkü dediğim gibi hani sert bir parkur, daha doğrusu hızlı yerleri var. Hı-hı. Yani yokuş aşağı bayağı hızlandığımız yerler var. Evet, belli tehlikeli virajlar da var yani, kocaman gibi gözüküyor ama çok hızlı girerseniz toparlayamayacağınız yerler de var. Hadi parkuru öğrendin, işte sabah 3-4 olduğu zaman o şeyler hepimize düşmeye başlıyor, yaşıyoruz bunları. O yüzden mutlaka kendi ışığımızın da olması lazım ama yine de aydınlatılacak. Gündüz gibi olmayacak ama ışıklandırmalarımız olacak. Tamam. Evet, vallahi ben de çok heyecanlandım şu anda. Kimle beraber yarışsam, nasıl yapsam falan diye düşünüyorum yani. Ya da yarışmasam sadece çeksem mi, bu herkesin o görüşün şeyini, oradaki durumunu şey yapmak daha değişik olabilir. Ben heyecanlıyım, yarışamayacağım için üzülüyorum tabii. Yani. Stresten. Aynen, vallahi çok keyifli olacak. Kayıtlar açılıyor herhalde. Kayıtlar çok az kaldı. Bir hafta içinde açılacak. Bu arada şey, kategorileri de söyleyeyim. Kategoriler içerisinde erkek, kadın ve karışık olarak 3 kategori olacak. Aynen, süper valla. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu yarışın kaydı arkadaşlar önümüzdeki hafta falan açılacak. Onu da Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bak şu aşağıya yazıyorum onu. Oradan bakabilirsiniz ve hemen kaydolun bence. Bir kontenjan olacak mı abi? Sınırlama. Evet. Kontenjan olacak. Gerçekten güzel talepler de geliyor. Hı-hı. O yüzden çok geç kalmadan yapmak lazım. Bence de bir an önce yapın ki ah üzüldüm demeyin bence. Yani bekliyoruz. Valla ben orada olacağım. Dediğim gibi yarışabilirim, yarışmayabilirim. Belli bir kısmında belki işte bir takımla güzel bir şey yapabiliriz. Ama orada olacağım. Çünkü bu heyecanı katlatmak lazım. Formula 1 pistinde yarışıyorsun ya. Öyle bir şey yok. Ve bu arada bu sene Formula 1 yine takvime girdi. Evet. Yani orayı en yakından görebileceksiniz. Orada sene sonunda da bayağı yarış olacak. Bir ay sonrasında da Formula 1 yarışı olacak. Evet, yani bunun için o pisti de en yakından görebilirsiniz. Fotoğrafınızı çektirirsiniz, selfinizi. Burada ben yarışmıştım dersiniz. Bu tür ilkler ileride anlatılacak şeyler oluyor arkadaşlar. İlk yarışın da ben vardım demek çok önemli bir şey. Çok. Bir de çok gerçekten büyüleyici bir ortam. Aha. Hani resimler başka ama orada sürünce o hissiyatı gerçekten başka. Evet. Hadi bakalım. Bunlarla ilgili daha birkaç tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. Belki belli ipuçları veririz. Lastik seçimiyle ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü oranın zemini biraz farklı. Beslenme yanında getirecekler. Beslenmeyle aynı. Onun için bu Asla Durmayı da takip edin. Abone olmayı unutmayın. Ve tabii Instagram sayfasında da bunlar verilecektir. Hadi bakalım. Başka bir şey var mı abi ekleyebileceğiniz? Görüşmek üzere bakalım. Evet, bizim hepinizi bekliyoruz. Hazırlayacak çok şeyimiz var. Aynen. Ben zaten demin ofisi gördüm. Bayağı bir yarış ofisi olmuş orası şu anda daha şimdiden. Valla çok eğlenceli zamanlar bizi bekliyor. Teşekkürler Ferhat. Bu arada Buscamp Antalya'da çok yakında geliyor arkadaşlar. Ona da hep beraber orada da keyifli. Aynı anda hepsini bakalım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.